Eski Ramazanlar iyidir. Bizim için iyi değildi ama eskilerden için iyiydi. Yani bizimki şu anda Ramazan iyidir yani. Evet, eski Ramazanları konuşmaya devam ediyoruz. İki kuşak var yanımızda şu anda. Yeni kuşak ve eski kuşak. Şimdi ilk önce bir eski kuşağa soralım. Eski Ramazanlar nasıldı efendim? Her zaman Ramazan hoştur. Her zaman iyidir. Eskisi yenisi yoktur. Eski de yenisi yoktur. Biz Müslümanız. Ramazan bize farzdır. Bu sürece hem şimdi daha iyi olmuş. Eskiden bir şey yoktu. Gece gündüz belli etmiyordu. Şimdi her zaman iyidir. Şimdi iyidir. Teravih yapıyoruz. Çok hoş bir Ramazandır. Şimdi daha mı iyi diyorsunuz? Şimdi iyidir. Ama tat olarak eski Ramazanların tadı daha başkaydı diyorlar. Tat başka, yemek başka. Değil mi? Her şey eski gibi. Şimdi de yani rahatlık iyidir. Peki bir de yeni nesile dönelim. Bakalım yeni nesil neler söyleyecek. Eski Ramazanlar, yeni Ramazanlar. Neler söylüyorsunuz? Eskisi daha güzeldi. Değil Sohbetiyle, komşusuyla, akrabasıyla, yaşlılarla, davetlerle, yemeklerle, törenlerle. Eskiler yeniye göre daha iyi. Şimdiki biraz fantazi olmuş. Çoğunlukla da tutulmuyor kişiler. Şimdi artık lüks restoranlarda oluyor. Lüks ya, adam şimdi belki tutar veya tutmaz. Akşam evinde iftarını yapmıyor. Direkt ben lüks yerlere gidiyor. Yani biraz daha farklı gösteriyorlar Ramazanları ama eskiye göre eski daha iyiydi yani. Yani aileyle yapılan Ramazanlar, kalabalıkla olanlar. Eskiler daha, şimdiye göre eskiler daha iyidir. Evet. Kesinlikle yani eskileri, benim şahsi görüşüme göre eskiler daha iyi. Yeniye göre eski iyi. Amca şimdi artık Ramazan bayramlarında, pardon özür dilerim, Ramazanlarda iftarları lüks restoranlarda yapıyorlar. Öyle aile içinde, kalabalık içinde olmuyor. Yok, şimdi. Şimdi? Şimdi zaten hepsi birbirine bakmıyorlar ki. İhtiyarlar ayrı, gençler ayrı, herkese keyfine bakıyor. Aynı ya, eski, hani hiçbir fark yok. Diğer sadece... Çünkü hatırlamıyor fazla. Hani hiçbir şey yani geçen seneyle bu ya da 5 sene önce yani dün hani Ramazan olmadan önce de aynıydı, bugün de aynı yani. Değişen bir şey yok diyorsun. Aynen. Peki. O zaman bir daha neye soralım bakalım. Eski Ramazanlar nasıldı? Çok güzeldi. Yani neler hatırlıyorsunuz eski Ramazanlardan mesela? Ya hatırlıyorum. Büyüklerimiz vardı, anne babalarımızın yanındaydık. En önemlisi. En önemlisi. Ya bereket vardı, güzellik vardı. Yani şimdi onlar... hani anlatılmıyor, yaşanınca her şey anlatılmıyor. Peki şimdi nasıl görüyorsunuz? Boş, çok boş olmuş artık. Ramazan değil sanki, yani çoğu yerde öyle. Bir de şimdiki Ramazanlarda biraz da böyle lüks restoranlara yöneldiler. Eskiden böyle kalabalık ailelerle yapılıyordu. Kalabalık olmadığı için, artık çekirdek aile oldukları için günübirlik yaşıyoruz. Kalabalık ailede olunca bereketi daha başka oluyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani biz kaç kardeştik? Biz 8-9 kardeştik. Bambaşkaydı. O günleri arıyorsunuz. Tabii ki o tadı alamıyoruz. Ne olursa olsun. Yani belki bolluk olabilir, daha çok kazanç olabilir ama kesinlikle o günlerin tadını alamıyoruz. Peki. Ben aslında ki aradaki farkı görmüyorum ama duydum ailemden kadarıyla. Nasıl hani mesela? Şu an ben biraz saygısızlık görüyorum çevremde. İnsanlar mesela oruç tutanlara saygı duymuyorlar yani hani gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Eskiden öyle olmadığını söylüyorlar. Hani en azından tutmasalar bile saygı duyduklarını söylüyorlar. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hani onunla insanlarda biraz eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir de yaşlılar falan böyle kalabalık oluyormuş eski Ramazanlar, anlatıyorlar mı sana? Evet, anlatıyorlar. Evet. Geçen gün anneannemler de bizdeydi zaten birlikte. Nasıl oluyor kalabalık olunca? Güzel oluyor gerçekten. Tek geçirmekten daha iyi oluyor. Peki ilerisi için ileride çocuklarına anlatacağın anıların var mı Ramazan'la ilgili? Bilmiyorum aslında. Benim pek çok yok yani öyle hani. Eski Ramazanlar olmadığı için. Ramazan denince aklına ne geliyor peki? Ramazan denince öncelikle ibadet olarak oruç tutmak geliyor. Daha sonrasında ne bileyim hani yardımlaşma geliyor, dayanışma geliyor. Ramazan, biz zaten köylüyüz. Ramazan'dan biz nasıl şey yapacağız? Ramazan'da biz kalkardık, çift sürerdik, çift zaman çift sürerdik. Ondan sonra çift sürerken zaten bazen çifte gidiyor, bazen ekini ekerken ekenine giriyordu. Bazen çayır biçer, çayıra giriyordu Ramazan. Diyorlar ya, işte çayır zamanı çok zordu. Çayır zamanı biz tarpana giderdik orakına. Oruçluyken tarladayken, benim bir ağatım var idi. Gittik oraya, evlakada tarpan biçti, orak biçtik. Ufak çocuğum vardı. Bizim ergat dedi ki, git eve, nene bize 10 tane ekmek, bir tane
paragraf zor gönderse. Elektrik var mıydı o zaman? Elektrik yoktu. Yok. Evet. Şimdi çocuk gitti ekmek getirme, biz 12 saat oldu da biz abdest aldık. Namazımızı kıldık. Çocuk bize ekmek getirecek. Ha ekmek getirsin, ha ekim getirsin, ekmek gelmedi. Biz aldık, abdestimizi aldık, namazımızı kıldık. Kalktı saat 2 oldu. 12'de yazık, saat 2 oldu. Dedim kalk, ismi de Kemal idi. Dedim Kemal mi kalk, biz bu odayı toplayalım mı? Ondan sonra eve gidelim. Biz o odayı topladık, yavaş yavaş eve akşam gittik. Akşam iftarımızı açtık. Artık o zaman ayran çorbasıydı, bulgur pilavıydı. Neyse, Allah ne verirse biz yedik. Dedim Kemal, dedi ne, dedim artık bundan sonra bir saat 5'ten çayla gidek. Kaça kadar devam edelim, ondan sonra orucumuzu yemeyek. Kurursan kursun gitsin. Biz ele geçirdik gittik. Peki şimdiki Ramazanlar nasıl? Ramazan güzel, ya şimdi her şey bolluk, bereketli. Sofrada gelse 10 kap yemek gel önüne. Ne yerse ne isterse o var. Ben bugün 2 tav aldım 50 milyona. Peki şunu sorayım ben size. Eskiden Ramazanlarda mesela yardımlaşma var mıydı? Yok idi. Biz köy kendimizi davet ederdik. Yani yardımlaşma yok idi. Yani sen beni de yardım, ben seni davet ederdim. O da zenginler, fakaralar yok. Kimse fakarayı çağırmıyordu. Ama eskiden Ramazanlarda böyle kalabalıkta yapılıyordu Ramazanlar diye anlatıyorlar bize. Daha bereketli, daha güzel oluyordu diye. Var, biz öyle görmedik yani. Biz garibiydik. O zaman gördüm. Bu sefer burlak. Şimdi o zaman yok. Şimdi köylü şu andan ne de et yiyor Ramazan'dan. Bir hafta 10 günden yan et yiyor, yiyemez. Biz şehir ile değiliz. Biz ben biliriz. Yaz 74. Maşallah. Evet. Evet amcamıza geçelim bakalım. Buyurun. Evet amcacığım anlat bakalım eski Ramazanlar nasıl geçiyordu? Eski Ramazan zaten o nedir bizde aynı yereydi zaten. Daha mı güzeldi, daha mı iyiydi, daha mı bereketliydi? O zaten o zaman bereket zaten var idi ama şu anda bolluk var. O zaman da zaten insan çok rujan tutuyorlar. Şu anda tutamıyorlar. İmkanlar da yok. Fakirler de yoktu zaten. Herkese fakirdir, ekmek yoktur, şey yoktur, çok fakirdir ama yine bile tutuyor. Biliyor musun? Ama şu anda bolluktur. Ne istersen var fakat şu anda tutan yok. Rahatlık var. İsraf da var galiba. Ne ya? Çok. O zaman. Peki bir de Ramazan ayında insanlar birbirlerine yardım etmesi lazım ama nasıl görüyorsunuz? Sizce yardım ediyorlar mı? Vallahi yardım etmesi zaten lüzumdur. Yani dini imanda lazımı var fakat yapmasa yapıyorlar, yapıyor da bari biliyor musun? Eski Ramazanlar iyiydi bize göre ama şimdiki bolluk var da şey yok. Bereket yok. Yardımlaşma yok. Kimse doğru dürüst gidip gelemiyor. Şimdi bizim nesil anlatıyor eskiden gençler çok farklı diyorlar. Yani kalabalıkla yapıyorduk biz eskiden diyorlar. Daha güzel oluyordu. Daha bir heyecanlı oluyordu. Bir şeydi. Biz çocuk çağındayken Biz çocuk çağındayken tabii bayram geldiğinden 3-5 gün önce ayakkabılarımızı alıyorduk. Elbiselerimizi alıyorduk. Başımızı üzerinde koyardık. Ondan sonra bayram sabahı kalkıp camiye gidiyorduk. Camiden millet çıkınca biz merzele gidiyorduk. Mehberden sonra biz gelip köyün içine dolaşıyorduk. Köyde dolaşıyorduk. Teker eve gidiyorduk. Mal deri. Evet. Yani şeker topluyorduk o zaman ama şimdi yok öyle bir şey yok. Çağırırız yetişemedik. Peki amca siz anlatın bakalım eski Ramazanlar nasıldı? Aynı arkadaşlar ne anlatıyoruz da bizim de aynı. O zaman bizim devletimiz fakir idi. Millet de fakir idi. Millet zavrak vakit lorna ekmek yiyordu. Yoğur da yoktu. Çok perişan idi. Elatini yoktu. Küçük lamba yakıyordu. Ama biz suyla bazı var, biz iftarımızı kuru ekmekle açıyorduk. Çünkü yok idi, millet fakaraydı. Şimdi burada herkes... Evlerde çeşme var mıydı? He? Köy çeşmesinden mi alırdınız? Nasıl? Köy çeşmesi. Eskide çeşme de yok, dereden su içiyorduk. Şimdi Allah ziyade etsin, her şey bul. Akşam sıfıra kurarken, yani 10 kap, 5 kap yemek geldi sıfırın üzerine. Ama eskide öyle değildi. Pilav bulguri, bulgur pilavı, ekmek doğrardı. Sarımsaklı ayran üstünde tükerdi. Oydu valla başka bir şey yoktu. Fakat ama şimdi ne de Allah şimdi Allah şey şimdi ise şimdi dedik millet. Yaş kaç amca? Yaş 72. Evet. Sağ ol. Sağ ol.
Evet, sizi dinleyelim bakalım. Eski Ramazanlar nasıl efendim? Valla eski Ramazanlarda amca anlattı ya, her şey yok idi, bir şey yok idi, millet fukara idi. Şimdilik Allah'a çok şükür her şey bol, yemek de bol, para da çok, devletimiz sağ olsun, her şey bolluktur, rahatlıktır. Her şey bol ama tadı yok. Eskide ne yol vardı, ne bile doyduruz, evler vardı. Hep toprak naşıydı, üstümüze toprağına marta bile tahta da değildi. Her şey, o şimdi her şey, herkes apartmanda, herkes bollukta, şimdi herkes şükür etmemiz lazım. Ama şimdilik millet şükür etmiyor, nankurdur, o başka meseledir. Her şey çok şükür budur. Yani eski Ramazanlar daha iyiydi şimdiye göre. Şimdi kimseye kimseyi görmüyor. Eskiden öyle değildi. Mesela biz köyde herkesi davet ediyor. Daha şenlik vardı, daha saygı vardı. Oruç tutmayan insan gizli, yani kimse görmüyordu tutup tutmadığını. Şimdi öyle değil. Bakıyorsun adam ne saygı var, ne sevgi var. Yani oruç olduğunu bilmiyorsun. Tabii biz yine kendi gelenekleri sürdüğümüz için biz anlıyoruz. Ama şeye bakarsak şu anki bolluk bereketlik daha çoktur eskiye göre. Eski Ramazan çok. İstediğin her şey yaz kış oluyor. Ona göre de işte biz de hareket ediyoruz. Çok şükür yani tutuyoruz orucumuzu. Bir sıkıntı da yok yani. Ama eski oruçlar daha güzeldi. Annemiz vardı, babamız vardı, büyükler vardı. Tabii cebin yoktu. Mesela şu anda herkesin cebi ayrıdır. Herkes kendi parasını kullanıyor. O zaman öyle değil. Sana bir çorap, bir ayakkabı, bir pantolon geldiği zaman mutlulukta havayı açıyordun. Benim aşağı yukarı 20-25 yıldır benim cebim ayrıdır. Ben kendi kullandığım için biz de o özlemleri çekiyoruz. Bakalım bu bayramda köyü düşünüyoruz. Nasip olursa gider yaşarız inşallah. Evet. Bizler eski Ramazanları özlüyoruz ama eskiler bugünü beğeniyorlar, seviyorlar. Ama her ne karşı olursa sevgi, saygı her şeyden önemlidir yani. Doğru. Saygı, evet. Geçiyor. Neler yapıyordunuz mesela Ramazan ayında? Allah nasip etmişse neler yapıyordunuz? Allah ne nasip etmişse onu yapıyorduk yani. Kalabalıkla iftar yapılıyor muydu? Evet. Burada da devam ediyor musunuz aynı şekilde? Aynen. Yani memleketteki eskiden olan gelenekler devam ediyor. Aynen öyle devam ediyoruz. Peki eski Ramazanların tadı mı daha güzeldi, şimdi mi daha iyi? Aynı, o da güzeldir, o da güzel. O da hayırlıdır, o da hayırlıdır. Ramazanın her türlüsü hayırlı, her türlüsü aynen. Güzel diyorsun. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ramazan ayı mübarek bir ay. Allah'ın bellediği bir tarih, mübarek bir tarih, kıymetli bir tarih daha doğrusu, kendinden değerli bir zaman dilimi. Bu zaman dilimini geçmişle kıyaslayacak olursak belki yaşıtlık arasında bir fark edilebilir. Şöyle mesela çocukken Ramazan başka yaşanır, biraz daha insan yaşı büyüyünce daha başka yaşanır. Peki eski Ramazanlarda nasıl geçiyordu? Eski zaman Ramazan'da nasıl geçiyordu? Biraz daha hareketli bir ortam vardı. Hani benim kendim için söyleyecek olursanız daha hareketli, daha böyle zaman kıymetli geçiyordu. Daha değerli bize vakit. Ramazan'ın kıymeti daha mı iyi biliniyordu? Daha iyi biliniyordu. Yani Ramazan oldu belli oluyordu. Ramazan geldiğini hissediyorduk. Şimdi mesela burada meydanda dolaştığımız zaman Ramazan'ın geldiğinin farkında değiliz. Evet. Ramazan'dan başka herkes gelmiş yani Esenyurt'ta. Mesela Ramazan şenlikleri oluyordu eskilerde. Şu anda mesela bu Ramazan'da bu şenlikler yok. İftarlar düzenleniyordu halka. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben şahsen iftarları desteklemiyorum, şenlikleri de desteklemiyorum. Yani bunların mukabilinde daha güzel etkinlikler yapılabilir Ramazan için, Ramazan'a özel yapılacaksa. Bu mukabilde bunu düşünülüp üzerinde konuşulması gereken bir mevzu ama yani Ramazan bir şenlik ayı değil, bir iftar ayı da değil. İftar evet önemli bir zaman dilimi, herkesin buluştuğu bir nokta. Bu daha kıymetli bir zamanlama yapılabilir bu tür şeyler için. Yani mesela orada verilen yemekler yerine mesela o yemekler daha mukabil, daha imkanlı bir şekilde o şey değerlendirilir. Daha ihtiyaç sahibi olan insanlara. Evet, ihtiyaç sahibi insana daha yerinde bir paylaşım olabilir diye kanaat ediyorum. O fikirdeyim. Eski Ramazan iyidir ama buna bir şey yoktur, imkanı yoktur. Mesela o zaman biz gece kalkıyoruzdur, saattir. Gece karanlıktır. Saatte elektrik yoktur. Gece sonra kalkıyorduk. Ondan sonra akşam da oluyor yani iftar oluyorlar. Ezan okuyorlar. Mum ışığında mı o zamanlar iftarlar, sahurlar? Mum ışığında mı yapılıyordu iftarlar, sahurlar? Fener de vardır. Evet. Gaz yakıyla çalışıyorlar. Lamba, onlar lamba diyor. Evet. Onlar sonra eşeği çıktılar. El feneri de vardır. Onlara da yapıyorduk. İşte öyle. Biraz eskiden daha kalabalık olurdu değil mi yemekler? Kalabalıktır, yemek de daha kalabalık oluyor. Köydeydi zaten, köyde daha güzel oluyor. Çalışıyorduk. Sabah işe giriyorduk, akşam geliyor. Ramazan ayında çok çalışmıyorduk. Yani sabah
bir arada çalışır. Öyle geliyor, namazı kılıyor, evde oturuyorlar. Peki şimdiki Ramazanlar nasıl? Şimdi de o da iyidir. Ama tadı eskinin gibi değildi. Tadı yok. Tadı eski tadı yok der. Çok teşekkür ederim.